Merhaba efendim, iyi akşamlar. İçer gündemindesiniz ve Mersin'de, Türkiye'de neler yaşandı? Son saatlerde yaşanan gelişmeler nelerdir? Bu konuda bilgiler aktarmakla birlikte zamla başlayacağız efendim. Son saatlerde yaşanan önemli bir gelişme. Aslında bu gelişmeye artık alıştık. Çünkü her gün zam geliyor. Akaryakıta zam geliyor tahmin ettiğiniz üzere. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 2 lira 60 kurum zam geleceği iddia edildi. Ancak bu durumu EPGİS yalanladı. EPGİS'in yalanlaması sonrasında yine güçlü kaynaklardan bu gece yarısından itibaren akaryakıta zam geleceği bilgisi paylaşıldı. Bazı güvenilir kaynaklarda ama ne kadar zam geleceği konusunda miktar belirtilmedi değerli seyirciler ki yine büyük bir ihtimalle vatandaşlar yarın sabah ya da gece yarısından sonra akaryakıt istasyonlarına gittiklerinde benzin ya da motorin ya da otogaz alırken neye ne kadar zam geldiğini pompada öğrenecekler gibi bir durum ortaya çıkmış durumda. Ama sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde motorine 2 lira 60 kuruşluk zam geleceği haberini, iddiasını EPGİS yalanladı ve böyle bir miktarda bir zam gelmeyecek dedi. Ama tekrar ediyorum, bazı güvenilir kaynaklar da bu gece yarısından itibaren akaryakıta zam geleceğini belirtiyorlar. Ama ne kadar zam geleceği yönünde bir bilgi paylaşılmadı. Bu son saatlerde yaşanan önemli bir gelişme. Diğer önemli bir gelişme ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Genel kurulda ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Temmuz ayında ekonomide önemli rahatlamalar olacağını dile getiren Sayın Cumhurbaşkanı, milletimizi rahatlatacak adımları atıyoruz ve atmaya da devam ediyoruz ve Temmuz ayında da milletimizi rahatlatacak adımları atacağız dedi. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu bu konuşma emeklileri, memurları, ücretli çalışanların tamamını ama özellikle de asgari ücretle çalışan kişileri, emeklileri heyecanlandırdı. Temmuz ayında asgari ücrete acaba zam yapılacak mı, yapılmayacak mı söylentileri hala devam ediyor. Toplumda bu yönde bir beklenti oluşmuş durumda. Bazı siyasiler ve ekonomistler kesinlikle Temmuz ayında zam yapılacak. Bu zam Ağustos ayından itibaren insanların cebine girebilir şeklinde yorumlarda bulunurken ama hükümet kaynakları da asgari ücrete Aralık ayından önce bir ek zam yapılması konusundaki kapıları tamamen kapatmış durumdalar. Ama buna rağmen Sayın Cumhurbaşkanı ya da konuyla ilgili Sayın Bakan zaman zaman yapmış oldukları açıklamalarda öyle değerlendirmelerde bulunuyorlar ki insan bir beklenti içerisine giriyor. Şu anda ülkemizde var olan asgari ücret 4.253 TL. Tabii bu rakam günün şartlarına göre yoksulluk sınırını geçtik, açlık sınırının da altında bir rakam. Enflasyon yüksek, paramızın değeri giderek düşüyor. Dolar karşısında, avro karşısında altın yükseliyor ve bununla birlikte birçok şeye de zam geliyor. Ve asgari ücretle geçinen, evini geçindirmeye çalışan kişi sayısı da oldukça fazla. Asgari ücretliler de büyük bir zam beklentisi içerisinde. Dün akşam saatlerinde düştü bazı haber ajanslarına. Asgari ücrete zam gelirse iki seçenek var. Ya asgari ücret 5.600 TL olacak ya da 5.900 TL olacak şeklinde söylemler bazı güvenilir haber kaynaklarında da yazıyor. Tabii hepimiz bekliyoruz asgari ücrete iyi bir zam gelmesini. Gerçi gelecek olan zam da yine bir işe yaramayacak gibi gözüküyor ama psikolojik bir rahatlatma belki sağlayacak. Belki birkaç aylık bir süreç içerisinde bu 4.253 TL olduktan sonra 15 gün içerisinde her şey değişti, her şey pahalandı ve hiçbir anlam ifade etmedi. Türkiye genelinde ekmeğin, Mersin'de de ekmeğin 6 lira olması gündemdeyken 6.000 liralık bir asgari ücret ne ifade edecek? Bir
mutfak tüpünün 400 lira olduğu bir dönemde, akaryakıta habire zam geldiğinde, benzinin litresinin, motorunun litresinin yuvarlak hesap 30 lira olduğu bir dönemde, bununla birlikte çarşıda, pazarda, sebzede, meyvede evet günün şartlarına göre bir ucuzlama, ürün bollaştığı için bir ucuzlama var ama bu ucuzlamanın yine de insanları rahatlatacak bir ucuzlama olmadığını yaşadığımız bir dönemde, patatesin 3 kilosunun bile hala 25 TL olduğu bir dönemde, soğanın, kuru soğanın, hani Neşet Ertaş'ın dediği gibi yiğit muhtaç oldu kuru soğana. Hakikaten o şekilde oldu. Kuru soğanın bile kilosunun 7 lira, 8 lira, 10 lira olduğu bir dönemde. Tek çocuğu bırakın 5-6 nüfuslu, 8-10 nüfuslu aileler var. O ailelerde ekmek parası, sadece ekmek yeseler günde asgari ücret miktarında aylık ekmek masrafları oluyor. Diğer gıdaları, diğer gıda ürünlerini boş verin. Bunun tabii ki elektriği var, suyu var, kirası var, eğitim masrafları var, haberleşme masrafları var. Çocukları sevindirmek için yapılacak ihtiyaçlar var. Kadınların, erkeklerin ihtiyaçları var. Bunları sanki yaşamıyoruz. Bütün hayatımız yeme içmeye odaklanmış durumda. Şimdi tabii durum bu şekilde devam ederken şu saat itibariyle, yeri de tam gelmişken, bir dolara, avroya bakalım, ne seviyede, altına bakalım şu an itibariyle, şu saat itibariyle ne seviyede. Efendim dolar tabii 17 liraya yerleşti. Dolar şu anda 17,261'den işlem görüyor. Avro da 18 liraya yerleşti. Avro da şu anda 18,057'den işlem görüyor. Altın düşmeye başladı. Evet, sabah saatlerinde altın 1035 liraydı. Ama şu anda altının gramı 1015, hatta 1016 diyelim, 1016 lira. Ama sabah saatlerinde manşet programında Tekin Larşab'a gündemle ilgili bilgiler aktarırken 1034 liraydı. Bir ara 1035 lira olmuştu altının gramı. Şu an itibariyle 1016 lira altının gramı. Değerli seyirciler, bunları aktardık efendim. Şimdi tabii gündemde, Türkiye gündeminde yer alan diğer konuları da aktarmaya devam edeceğiz değerli seyirciler. Şimdi Mersin'e dönelim efendim. Mersin'in yakın çevresine dönelim. Şimdi olumsuz hava şartları var. Meteoroloji geçen hafta içerisinde uyardı. Mersin'le birlikte bu sabah öğle saatlerinde ve öğleden sonra 3 kez uyarı yaptı Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Mersin'in de dahil olduğu 42 ili uyardı. Şiddetli yağmur var. Şiddetli yağmur sele, su baskınına, su taşkınına neden olabilir dedi. Mersin'de Adana'dan Mersin'e doğru gelelim, Antalya'ya doğru gidelim. O hat içerisinde sahillerde lokal olarak kısa süreli sağanak yağış bekleniyor ama daha şiddetli yağışlar yükseklerde olacak, iç kesimlerde olacak. Dolayısıyla Mersin'de de dereler malum, derelerin durumu malum. Yükseklerde yağan şiddetli yağmurlar Mersin kent merkezi ve ilçelerinde derelerde bir sele neden olabilir, taşkına neden olabilir. Meteoroloji uyardı. Çok dikkatli olunması gerekiyor. İşte Ankara'da selin izleri hala devam ediyor. Hala selde kaybolanlar aranıyor. Son bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Ankara'da hafta sonunda yağan selin etkileri silinmeye çalışırken yine şiddetli yağmur geliyor. İstanbul'da bazı bölgelerde hala şiddetli yağmur devam ediyor. Çok dikkatli olunması gerekiyor efendim bu konuda. Şimdi şiddetli yağmurlar var. Şiddetli yağmurlarla birlikte dolu şiddetli yağıyor. Sebzeler, meyveler zarar görüyor. Ama bunun yanında havada tuhaf bir kuraklık var. Yani yağmur var, nem var. Bunun yanında da kuraklık var. Yangın mevsimine de girdik. Orman yangınları ufak tefek çıkmaya başladı. Geçen yıldan ders alınarak Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve diğer ekipler bu konuda daha tedbirliler. Aletler, edevatlar yenilendi, yeni ekipmanlar alındı, personellere eğitimler verildi. Kısa sürede orman yangınlarına müdahalede başarı sağlanıyor. Ama bunun bir yanında, affedersiniz, ekinlerde de yangın oluyor. Özellikle de buğdayda.
Buğday sorunumuz var. Buğday artık çok çok değerli. Osmaniye'de buğday yangını tarlada çıktı. Yangın devam ederken çiftçi yangının sıçramadığı bölgelerdeki buğdayları biçer düverle hasat telaşına girdi. 100 dönüm buğday küle döndü. Osmaniye'nin Düzici ilçesinde elektrik tellerinin birbirlerine çarpması sonucunda çıkan kıvılcımlar buğday tarlasında yangına neden oldu. Yangın sırasında tarlası yanan çiftçi alevlerin sıçramadığı yerdeki buğdayları biçer döverle hasat etmeye çalıştı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede alevlere teslim olan yaklaşık 100 dönüm tarlanın yarısı yanarak küle döndü. Darı suluyordum ben. Birdenbire alevi gördüm. Her tarafı aldı. Kiminin ekini yandı, kiminin sapı yandı, kiminin mısırı yandı, kiminin bilmem neyi yandı. Vahim! Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonrasında buğday tarlasındaki alevler söndürüldü. Şimdi az önce dedim ya, orman yangınları başladı. Geçen yıl ülkemiz Anadolu tarihinin belki de en büyük yangınlarını yaşadı. Yangınlar geçen yıl bu aylarda Temmuz ayında Antalya'nın Manavgat ilçesinden başladı ve tüm Türkiye'ye yayıldı. Çok büyük alanda ekinler yandı, ağaçlar yandı, yaban hayvanları telef oldu, evler yandı, araçlar yandı. İşte bu yangının ortaya çıkardığı zararları hala sarmaya çalışıyoruz. Antalya'nın birçok bölgesinde orman köylülerinin evleri yenileniyor. Onlara hayvan desteğinde bulunuldu. Tarım araç ve gereçleri desteğinde bulunuldu. Ve köylerde evler yeniden yapılıyor. Vatandaşlar evlerine bazı bölgelerde yerleştiler. Bazı bölgelerde de evlerin son işlemleri yapılıyor. Törenle vatandaşlara teslim edilecek. İşte bu haberimiz o konuyla ilgili. Vatandaş evlerini dört gözle bekliyor. Antalya'nın Akseki ilçesi Kepezbeleni mahallesinde geçtiğimiz yıl orman yangınında yanan evlerin yerine yapılan evlerin inşasında sona gelindi. Adil Yeter, firmanın şantiye şefi olarak görev yapmaktayım. Firmamız Antalya ile Akseki ilçesi Kepezbeleni mahallesinde yangından dolayı Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından 11. ayın 11'i 2021 tarihinde teslim edilen inşaatımız şu anda devam etmektedir hala. Kaba inşaat olarak %95 seviyesindeyiz. İnce inşaat olarak da %70 seviyesindeyiz. Altyapı çalışmalarımız başlamıştır ve devam ediyor. Köy içerisindeki yollarımız, köy içi yollarını da sabit tutarak kendi açtığımız köy yollarının kilitli parke olarak bayramdan sonra onun da imalatına başlayıp ve kısa bir zaman içerisinde onu da sonlandıracağız. Burada 60 blok yapmaktayız. Bir adet köy konağımız, bir adet de şadırvan olarak ihalemiz devam etmektedir. 60 bloğumuzun 44 bloğu 3+1, 2 katlı, alt katı çok amaçlı depo, üst katı konut, daire şeklinde. 25 bloğumuzda 2+1 şeklinde devam etmektedir. Ben bu köylüyüm. 83 yaşındayım. 28 Temmuz gecesi saat 12:10 geçe, çeyrek geçe köyün göründüğü yerden ateş çıktı. Devam etti. Aşırı rüzgar vardı. Çok hızlı rüzgar vardı. Yarım saatte ateş köye girdi. Köylüler jandarma çıkardı. 64 tane ev yandı. Ben uğraştım. 13 tane ev yanmadı, kaldı. Ondan sonra burada 64 ev yandı. Devletimiz evleri yaptırıyor. Şu anda %80 yapıldı.
Allah devlete zuval vermesin. Her şeyimiz dört dörtlük gidiyor. Benim evime yakın bir dönem önceki muhtar Hasan Ali Yüksel bu dumandan bunalmış. Koşa koşa geldim baktım adam ölmüş. Bir tane zayiat var. Başka öyle bir ölenimiz, yaralananımız da olmadı. Şükür Allah'a şimdi de evlerimiz yapılıyor. Türkiye genelinde kaçakçılara, terör örgütlerine, suç organizasyonlarına yönelik, uyuşturucu üretenlere ve satanlara yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu çerçevede Osmaniye'de bir ormanlık alanda baskın yapıldı. Baskında rekor seviyede tam 55 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alana ekili halde 55 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Kadirli ilçesinde çalışma yaptı. Ormanlık alana çok sayıda kenevir bitkisi ekildiği bilgisine ulaşan ekipler yapılan fiziki takibin ardından bölgeye baskın yaptı. Yaklaşık 55 bin kök kenevir bitkisinin ekili olduğunu gören ekipler vakit kaybetmeden imha çalışmalarına başladı. Öte yandan olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken şahısların kenevirlerin bakımlarını yapmak için kullandıkları düşünülen 2 adet jeneratör, 1 adet su motoru ve 400 metrede sulama hortumuna el konuldu. Tarladaki öbekler ise şurada birleştirilmiştir. Tam diğerine geçelim. Uyuşturucu satıcılarına yönelik bazı adreslere de şafak baskınları yapıldı ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. Aç polis! Polis. İçeri gir. Kapıyı aç. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde üretimiyle sokak satıcılığı yapan 21 kişiyi tespit etti. Bu tespit üzerine harekete geçen ekipler belirlenen 21 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı. Ekipler demir kapıları koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 335 kök Hint keneviri, 525 gram esrar, 2 kilo 608 gram bonzai, 0,42 gram metamfetamin, 6 uyuşturucu hap, ruhsatsız 9 av tüfeği ve tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan kişilerden ÖA'nın Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'ndeki evinin çatı kısmındaki 29 saksıda Hint keneviri yetiştirdiği belirlendi. Gözaltına alınan ÖA ilk ifadesinde uyuşturucu madde satışı yapmadığını, kullanmak için kenevir yetiştirdiğini söyledi. Ayrıca Mıdık Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinin de bahçesindeki üzüm asmalarının arasında Hint keneviri ekildiği belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan kişiler adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Konya'da piyasaya sahte para süren kişilere baskın yapıldı ve çok miktarda sahte Türk lirası ele geçirildi. Konya'nın Ereğli ilçesinde sahte para operasyonunda 54.700 Türk lirası sahte para ile geçirilirken 7 kişi tutuklandı. Ereğli'de bazı kişilerin sahte parayla alışveriş yaptığı ihbarı üzerine Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Çalışmada bir şahsa 200 lira, diğer bir iş yerine ise 100 TL sahte para veren kişiler kısa sürede tespit edildi. Kombüro Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyonla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların üzerinde 7 adet 100 TL'lik ve 1 adet 200 TL'lik sahte banknot bulundu.
Çalışmaları derinleştiren ekipler yapmış oldukları detaylı çalışmalarda iki kişinin daha Kalpazan çetesi içerisinde olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda iki kişiyi de yakalayarak gözaltına alan polis ekipleri, şahısların evlerinde ve iş yerlerinde yapmış oldukları detaylı aramalarda iş yerinde 523 adet 100 TL'lik banknot, 6 adet 200 TL'lik banknot olmak üzere 53.500 TL sahte para ile geçirdi. Toplamda 54.700 TL sahte paraya el konuldu. Yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 9 kişi parada sahtecilik suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Efendim 24 yaşındaki Samet gece yarısı evlerine gelen kuzeni tarafından tabancayla başından vuruldu. Ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı ancak bitkisel hayata girdi. Ailesi de çocuklarının organlarını bağışlamaya karar verdi ve 24 yaşındaki Samet'in organları 6 kişiye hayat verdi. Adana'da anne ve babasının yanında kuzeni tarafından başından vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden kişinin ailesi organlarını bağışlayınca 6 kişiye hayat oldu. Yüreğir ilçesine bağlı Serin Evler mahallesinde 11 Haziran günü H.C. gece saat 04.30 sıralarında ailesiyle birlikte kalan kuzeni Samet Caymaz'ın evine gitti. H.C. bir süre içeride oturduktan sonra kuzeni 24 yaşındaki Samet Caymaz'ı babası Veysel Caymaz ve annesinin yanında başından tabancayla vurdu. Ardından H.C. evden çıkarak kaçtı. Samet'in babası ve annesi durumu polisle sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Samet'in yaşam mücadelesini kaybettiği belirlendi. Anne ve baba gözlerinin önünde vurulan çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı. Samet Caymaz'ın iki böbreği, karaciğeri ve akciğeri, kalbi ve gözleri alınarak 6 kişiye hayat verildi. Organlarımı hangi arkadaşımıza nasip kısmet olursa inşallah o arkadaşlar yaşar. Bizden helal hoş olsun. Kendisinin vasiyeti herhangi bir öyle bir şey yok. Baba olarak görevime kendim ve annesi ve Fatih abisi, büyük abisi ve Hacer ablası bu şekilde helal hoş olsun organlarını başlamamızın sebebi bu. Bir yaşam hayatı olsun diye bir inşallah bir herhangi bir vatandaşımıza bir yaraşlı şeyde olmuş olabiliriz. Canları kurtulsun diye tabii ki. 7 kişi veyahut 6 kişi veyahut 5 kişi veyahut ki 11 kişi de olabilir. Şu an bütün sadece kafa beyinden aşağı doğru organların insana hangisi yarıyorsa o şekilde canlı olan organlarını alıp diğerlerine helal hoş olsun diye hitap ediyorum. Efendim ilkokul 2. sınıfa giden bir kız çocuğu okulda yapılan bir duyurudan etkilendi. Aylardır da kendisine bisiklet almak için para biriktiriyordu. Hiç çekinmeden, hiç tereddüt etmeden aylardır biriktirdiği bisiklet parasını okulda duyurusu yapılan, yardıma ihtiyacı olduğu belirtilen bir çocuğa bağışladı. Ve bu iyi davranışı takdir gördü. Para biriktirerek almak istediği bisikleti kendisine hediye edildi. Mersin'de ilkokul 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Gökçe Kaya, kronik rahatsızlığı nedeniyle yaşam savaşı veren Antalya'da yaşayan Hümeyra'ya yardım amaçlı bisiklet alma hayaliyle biriktirdiği parasını bağışladı. Bundan haberdar olan hayırseverler küçük kıza almayı istediği bisikleti hediye ederek örnek davranışı ödüllendirdi. Hepimizin bildiği gibi basında da yer alan Hümeyra Topal Antalya'da ikamet ediyor. SMA hastası. Okulumuzda da
Hümeyra için bir yardım kampanyasının duyurusu yapılıyor. Öğrencimiz Gökçe bu yardıma kayıtsız kalmıyor. Kendi bisiklet almak için biriktirdiği kumbarasındaki parayı Hümeyra için bağışlıyor. Bunu öğrenen hayırseverimiz öğrencimize bir bisikletini hediye ediyor. Buradan şu sonucu çıkarıyoruz. İyilik yapan iyilik bulur. Hümeyra bunu Hümeyra için bağışta bulunan Gökçe buna en güzel örnek. Ben öğrencimize bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Kızım öğle arasıydı okuldan geldiğinde. Öğretmenin anlatmış, zaten grubumuz da vardı. Gruptan yazmıştı öğretmenimiz bağış yapmak isteyenlere zarf göndereceğim diye. Kızım geldi, dedi ki anne ben para yardım etmemiz gerekiyor dedim. Kızım dedim ben de bu sıralar durumumuz müsait değil. Belki başka zaman. O zaman dedi ki ben kumbaramdaki parayı götüreceğim. Kızım sen onunla bisiklet alacaksın dedim. Olur mu öyle şey? Bisikleti de ben sonra da alabilirim ama Hümeyra'nın sonrası yok dedi. Biz babasıyla birlikte donduk. Yani üstüne söyleyecek söz bulamadık tabii ki. Kendi paran sen bilirsin. Gidiyorsun ama dedim ben zarfı istemiyorum. Öğretmenine bana ne anlattıysan aynısını anlatacaksın dedim. Öğretmenimiz olmasa belki biz bunu yaşayamazdık şu anda. Çocuğu öyle bir işlemiş, yüreğini öyle bir kazımış ki çok üzülmüş. Sadece annesiyle iletişim kurduğumda ben öğrendim. Ama gerçekten çok duygulandım. Çok yüce bir duygu. Hayallerinden vazgeçip Hümeyra'yı ertelememesi çok güzel bir duyguydu. Ve o kadar güzel bir çocuk ki kendi bisiklet param demedi. Belki onu kabul etmeyiz diye. Sadece getirdi bana. Annem bunu gönderdi. Zarfın içine koymak istiyoruz dedi. Öğretmenim bize Hümeyra Nefes Ol kampanyasını anlattı. Ve ben çok üzüldüm. Kumbaramdaki parayı getirmek istedim. Ve annemgile söylemeden önce getirmeyi düşündüm. Annemgilden izin aldım ve getirdim. Ben kendi bisikletimi sonra alabilirdim. Ama yarın belki yaşayamazdı. O benim kardeşimin yerinde olabilirdi. Hayallerinden vazgeçip Hümeyra'ya nefes olduğun için teşekkür ederiz. Bu senin ödülün. Bisiklet paranı biriktirip Hümeyra'ya verdiğin için iki tane gönüllümüz de bu mükafatı senin bisiklet ödülüne ödeniyor. Güle güle kullanın. Efendim Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarını Tarsus'ta geziye götürdü. Mersin Büyükşehir Belediyesi düzenlediği gezilerle ailelerin sosyalleşmesini sağlıyor. Şehit aileleri, gaziler ve yakınları Tarsus'ta bir araya geldi. İlk olarak Tarsus şehitliğinde şehit mezarları ziyaret edildi. Açılan bu elleri yalvaran bu dilleri dergahından bizleri boş çevirme ya Rab. Mersin'deki bulunan şehit ailelerimizin mağlul gazilerimiz bir arada tanışmaları, birlik beraberliğin sağlanması, kaynaşmaları adına düzenlendi. Tabii bu etkinliğin düzenlenmesinde de emeğe geçen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'na şükranlarımızı sunuyoruz. Pandemi süreci yaşadık biliyorsunuz. Bu ataleti üzerlerinden atması ailelerimizin, birlik beraberliğin sağlanması adına çok mükemmel bir etkinlik olacak. Olacağına inancım tam benim. Şehitlik ziyaretinin ardından gezi programına başlayan misafirler Nusret Mayın gemisini gördü. Amacımız şehit aileleri ve gazilerimizi kaynaştırmaktı. Buna da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız vesile olmuş oldu. Ona da ayrıca buradan teşekkür ediyoruz. Ailelerimiz gördüğünüz gibi çok mutlular. Öncelikle bir duygusal bir şey yaşadık ama ilk şehitliğimizi ziyaret ettik. Şehitliğimizin sonrasında Nusret Mayın gemisi, ardından Eshab-ı Kehf, daha sonrasında şelalede hem gezi ve bir yemek programı, ardından da hayvanat bahçesini gezdireceğiz.
Ailelerimiz çok mutlu. Gördüğünüz gibi hepsi çocuklarıyla beraber sevinçli ve diğer Mersin şubemizin üyeleriyle kaynaşmaya çalışıyorlar. Birbirlerini tanıyorlar. Çok da güzel bir ortam oldu. Aileler kent turizminde önemli bir yeri olan Eshab-ı Kehf mağarasını gezdikten sonra ilçede ziyaretçi akınına uğrayan Tarsus Şelalesi'ne geçti. Şehit aileleri, gaziler ve yakınları Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu gezi programı kapsamında Tarsus Doğa Parkı'nı da gezdi. Yani bir arada gelirlerse hem birbirlerini tanımış olurlar, hem birbirlerinin dertlerine ortak olmuş olurlar. Bu gezilere daha çok artmasını istiyorum, daha çok olmasını isterdim yani toplu halde veya işte bölgesel olarak olmasını isterim. Tabii ki yani manevi ortamlarda olmak insana ayrı bir duygu, ayrı bir şey veriyor. Düzenleyen herkesin eline emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz her şey için, çok sağ olun. Vallahi daha önce burayı görmemiştim. Bir vesile oldu her şey için. Teşekkür ediyorum. Sağ olun düzenleyen de. Yenişehir ilçesinde Yenişehir Belediyesi tarafından ses yarışması düzenlendi ve ses yarışmasının finalinde 3 kişi halk oyuyla sahneye çıktı. Yine halk oyuyla birinci, ikinci, üçüncü belli oldu. Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından kentte sanatsal hareketlilik sağlamak ve amatör sanatçılara destek vermek amacıyla düzenlenen Yenişehir Belediyesi ses yarışmasının finali yapıldı. Ön elemede en yüksek oyu alan 12 yarışmacının sahne aldığı yarışmanın finalinde 26 yaşındaki Yaren Özcan halk oylaması sonucunda birinci oldu. Tebrikler Yaren. Evet, Yaren. Müziğin yeni şehri ve yeni sahne seni bekliyor sloganıyla Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen ses yarışmasının finali yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği final konserinde halk oylaması yapılan ön elemede en yüksek oyu alan 12 yarışmacı sahne aldı. Birbirinden güzel performansların sonunda yarı final halk oylaması yapıldı. Online olarak yarışmanın internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen yarı final oylamasının sonucunda en yüksek oyu alan Yaren Özcan, Ahmet Köse ve Gökhan Demir finale kaldı. Final oylaması öncesinde 3 yarışmacı kentin yeni sesi olmak için bir kez daha sahneye çıktı. Ardından yapılan final oylamasındaysa Yaren Özcan en yüksek oyu alarak birinci seçilirken Ahmet Köse ikinci, Gökhan Demir üçüncü oldu. Yaren'i tebrik ediyoruz. Onun dışında bu yarışmaya katılan, her alanda emek veren, oy veren, finale kalan arkadaşlarımız hepsini tebrik ediyoruz. Çok güzel de söyledi bütün yarışmacı arkadaşlarımız. Elbette bu bir başlangıçtı. Bunun devamı var. Gelecek yıllarda daha kendimizi hazırlayıp gireceğimiz yarışmalar olacak. Ama bunun birincisi ve tarihe de geçti Yaren arkadaşımız. İlk tarihi geleneksel Yenişehir ses yarışmasının ilk birincisi Yaren oldu. Kutluyoruz. Yolu açık olsun. O nerede yer almak istiyorsa biz onun hep yanında olacağız. Bizi izleyen bütün ekranların başındaki halkımıza bana mesajlar geldi. Yurt dışından da izleniyormuşuz. Onlara da buradan kucak dolusu selam ve sevgiler gönderiyorum. Sanatın ve kültürün başkenti Yenişehir'den herkesi selamlayalım. Teşekkür ediyorum. Yani ben Mersinliyim doğma büyüme. Böyle bir organizasyon içinde yer almak bile bana çok fazla yeterken bu böyle güzel bir etkinin birincisi olmak gerçekten şu an tarif edemem. Çok çok heyecanlıyım. Konuşamıyorum da kusura bakmayın bu yüzden. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bizi böyle güzel bir organizasyonun içinde olmamızı sağladığı için çok sağ olun.
İçer gündemi spor haberleriyle devam edecek. Spor gelişmelerini Mehmet Uysal aktaracak. Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. Lösev hayat verir. Sporun detayları için sizlerleyiz ve ilk olarak Galatasaray diyeceğiz. Galatasaray Kulüp Başkanı'nı belirledi. Olağan Seçim Kurulu'nda Dursun Özbek 2015-2018 yılları sonrasında bir kez daha başkan seçildi. Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek oldu. Sarı liste 59, Özbek toplam 2208 oy alarak başkan seçildi. Galatasaray Olağan Seçim Genel Kurulu Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirildi. Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek'in yarıştığı başkanlık seçiminde 4459 oy kullanıldı. Açıklanan oylar sonucunda beyaz oylarla birlikte toplamda 2208 oy alan Dursun Özbek, sarı kırmızılıların yeni başkanı seçildi. Eşref Hamamcıoğlu da toplamda 2073 oy aldı. Dursun Özbek 2015-2018 tarihleri arasında Galatasaray'da başkanlık yapmıştı. Değerli Galatasaraylılar, sevgili kardeşlerim, bugün burada Galatasaray'ımızın geleceği için iradesini gösteren bütün üyelerime teşekkür ediyorum. Bu yola benimle beraber çıkan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Size vaadim var değerli Galatasaraylılar. Galatasaray'a sevgi iklimini getirmeye çalışacağım arkadaşlarımla beraber. Galatasaray'a barışı getirmek istiyorum arkadaşlarımla beraber. Hep beraber artık barışmanın zamanı geldi. Bu seçimde kazanan kaybeden diye bir şey yok. Yarından itibaren gene hep beraberiz, kol kolayız. Galatasaray'ı güzel günlere taşımak için el ele sırt sırta vermeye hazır mısınız değerli kardeşlerim? Tabii artık gözler transfere çevrilmiş durumda. Zira Dursun Özbek ilk geldi 2014-2015 sezonunda Bado Ndiaye, Fernando ve Gomis gibi önemli transferleri gerçekleştirmiş ve o sezonda şampiyon olarak tamamlanmıştı. Hem de Zira Türkiye Kupası'nın sahibi olmuştu. Yani çift kupayla kapatmıştı. Tabii şu anda isim vermek doğru değil ama çok önemli transferlerin yapılacağı konuşuluyor. En az 4 kaliteli ismin Avrupa çapında isimlerin kadroya dahil edileceği konuşuluyor. Bakalım yeni başkan hangi isimleri transfer edecek. Transferle devam edelim. Süper Lig'de Karagümrükspor transferde yılın bombasını patlattı diyebiliriz. Dünya futbolunun önde gelen isimlerinden futbolculuğuyla bilinen, teknik direktörlük kariyerinde ise Juventus'u çalıştırıp halk tabiriyle ya da bizim tabirimize kovulan Andrea Pirlo Karagümrük'le anlaştığını açıkladı. Fatih Karagümrük, İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel'le yolların ayrılmasının ardından yeni teknik adam belli oldu. Kırmızı Siyahlıların resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Andrea Pirlo Karagümrük'te paylaşımı yapıldı. Dünyaca ünlü futbol adamı son olarak Avrupa'nın önemli kulüplerinden Juventus'u çalıştırmıştı. Juventus'la 52 resmi maça çıkan İtalyan teknik adam 34 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Tabii Pirlo gerçekten önemli bir spor adamı. Ülkemiz adına da reklam açısından önemli ama teknik direktörlük kariyeri açısından bakalım Türkiye'de neler yapacak. Karagümrük öyle Süper Lig'in kalburüstü takımlarından değil açıkçası. Kötü takım da değil ama şampiyonluğu zorlayabilecek bir kadro kalitesi de kurması zor gibi görünüyor. Özellikle dört büyüklerin gölgesindeki Anadolu kulüpleri bu aşamada biraz zorlanıyor. Çünkü birçok şey artık dört büyüklerin çevresinde geliştiği için Anadolu kulüpleri bazı şeyleri zorlamak zorunda. Tabii Başakşehir'in, Bursaspor'un şampiyon olduğu bir durumda Karagümrük de bunu başarabilir. Geçen sezonda çok da kötü bir sezon geçirmemişti ama Pirlo bakalım gerçekten Türk futboluna neler verecek, merakla bekliyoruz. Kadınlar Ligi diyeceğiz. Erkekler Ligi'nden sonra Kadınlar Süper Ligi'nde de şampiyon belli oldu. Gaziantep temsilcisi ALS Spor Karagümrük'ü final maçında geriye düşmesine rağmen 2-1 yendi ve tarihindeki ilk şampiyonluğu elde etmiş oldu. Kadınlar Futbol Süper Ligi final maçında Gaziantep Alage Spor Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek ilk şampiyonluğuna ulaştı. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumunda oynanan karşılaşmanın henüz ikinci dakikasında Sibel Duman'la bir penaltı atışından faydalanamayan Fatih Karagümrük, ilk yarıyı 26. dakikada Derya Arhan'ın golüyle 1-0 önde tamamladı. Maçın 61. dakikasında Emine Ecem Esen ve 64. dakikasında Ecem Cömert'le goller bulan Gaziantep ALG Spor 2-1 öne geçti. Müsabakadan 2-1 galip ayrılan Gaziantep temsilcisi 2021-2022 sezonunda şampiyon oldu. Kır çiçekleri diyeceğiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2 sene öncesinde kırsal kesimdeki spordan mahrum kalan genç kızları kendi bünyesinde toplayarak yatılı anlamda hem eğitimlerini devam ettiriyordu hem de hangi spor branşına yatkınsa oraya yönlendiriyordu. İşte bunlar meyvelerini vermeye başladı. Zaten daha öncesinde de çok kez bu ekranlarda size getirmiştik. Birçok spor branşında başarılı olmuşlardı. Bu kez de Tekvando Gençler Şampiyonası'nda Cansu Yaman birinci oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı Kır Çiçekleri projesi kapsamında eğitim ve öğretim hayatına yatılı olarak devam eden sporcu öğrenciler ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları katıldıkları şampiyonalarda başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Türkiye Tekvando Federasyonu'nun 2022 yılı programında yer alan ve 6 Haziran'da Mersin'de başlayan Mersin Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Mersin Büyükşehir Belediyesi Kır Çiçekleri sporcusu öğrenci Cansu Nayman 51 kiloda şampiyon olurken Büyükşehir sporcusu Yıldız Tek aynı sıklette ikinci oldu. Şampiyonada 33 kiloda mücadele eden Büyükşehir sporcusu Yağmur Tek ise kendi sıkletinde şampiyon oldu. Dereceye giren tekvandocular 14-20 Haziran 2022 tarihlerinde Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenecek olan Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda mücadele ederek Mersin'i temsil etmeye hak kazandı. Kır Çiçekleri projesi gerçekten çok ama çok değerli. 2 sene önce Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ele alınmıştı. Aslında ismi de çok güzel. Hani o kırsal kesimlerde, bizim tabirimiz o köylük kesimlerde birçok şeyden mahrum kalan küçük çocukları, daha doğrusu küçük kız çocuklarını bu şekilde hem eğitime kazandırmak hem de sporda o imkanı onlara sağlamak düşüncesiyle yola çıkılmıştı. Bu sayı daha da artacaktır. Belli bir standartta gidiliyor, belli bir sayıda gidiliyor ama diğer kurumlarımızın da bunu desteklediğini biliyoruz. Sayıları daha da çok artsın diyoruz. Çünkü merkezde yaşamakla köylük alanlarda, o kırsal alanlarda yaşamak arasında çok fark var ve bazıları şanslı olabiliyor, bazıları ise o şanssız olan kesimde oluyordu. İşte Kır Çiçekleri projesi de
Bu eşitsizliği ortadan kaldırmak için bir eşitlik kavramı doğrultusunda yola çıkmıştı. Meyvelerini vermeye başladı, daha da verecektir. İnanıyoruz ki Kır Çiçekleri projesi gelişerek devam edecektir. Son olarak robotlar diyeceğiz. Teknoloji gelişiyor ve teknoloji geliştikçe futbolda da bazı değişkenlikler söz konusu. Daha önce çizgi teknolojisi kullanılıyordu. Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi teknolojisi kullanılıyordu. İlk olarak İngiltere'de bu devam ediyordu. Sonrasında VAR sistemi getirildi. Bütün dünya kabul etti. Ve şimdi de yan hakemler, yani robot hakemler geliyor. FIFA daha önce deneme amaçlı kullandığı robot yardımcı hakemleri 2022 Katar'daki Dünya Kupası'ndan itibaren kalıcı olarak devreye sokmayı planlıyor. FIFA 2022 Katar Dünya Kupası ile birlikte sistemi ilk kez büyük bir turnuvada devreye sokacak. Sonrasında sistem kalıcı olacak. Bu sistemde hata olmaması için her oyuncunun 29 vücut noktası 10 gelişmiş kamerayla işaretlenecek. Sistem saniyede 50 kareyle oyuncuları tüm uzuvlarıyla anlık olarak takip edecek. Tabii futbol bir hata oyunu ve hakemler de bu hatanın bir parçası, futbolcular da olduğu gibi. Teknolojinin futbolun içerisinde girmesini kabul ediyoruz. Ama ne kadar etik ya da ne kadar doğru kullanılıyor, işte bu en azından ülkemiz açısından biraz tartışılır bir durum. VAR sistemi olmasına rağmen milim oynatabileceğiniz, işte o elle, teknoloji var evet ama sonuçta o çizgiyi yine elle oynatarak, o imleci elle oynatarak değiştirebiliyorsunuz. Bu da biraz sıkıntı yaratıyor. Özellikle hakemlerin VAR konuşmaları yasal olmadığı için, ekranlara verilmediği için, paylaşılmadığı için ne konuştuklarını da bilmiyoruz. Bazı Avrupa kulüpleri, daha doğrusu Avrupa'daki federasyonlar VAR konuşmalarını açıklayabiliyorlar. Ama ülkemizde bu şu an için söz konusu değil. Tabii robot hakemler Dünya Kupası ile birlikte hayatımıza girecek. Sonrasında ne kadar devam edecek bunu da göreceğiz. Futbol gerçek bir endüstriyel anlamda önemli bir yere sahip. İnanılmaz paraların döndüğü bir durum. Ve özellikle Arap iş adamları ve Amerikalı iş adamları artık futbol kulüplerini satın almaya başladılar. Çünkü inanılmaz bir sektör haline geldi. Transfer ücretleri, futbolculara yatırılan paralar, işte teknolojinin gelişmesiyle birlikte kulüplerin harcadığı paralar gerçekten inanılmaz bir sektör. Ülkemizde bile futbolcu olmanıza gerek yok. Menajer olarak bile inanılmaz paralar kazanabiliyorsunuz. Yöneticilerin bile siyasi anlamda bir argüman olarak kullandığı bir futbol dünyasını görebiliyoruz. Teknoloji geliştikçe daha da ileriye gidecektir. Kim bilir, belki bir gün robotların maçlarını da izleyebiliriz. Böyle bir lig bile kurulabilir. Zaten ufak tefek robot oyunları oynanıyor, futbol maçları oynanıyor ama bunu ulusal anlamda liglere de dönüştürülebilecek bir durum söz konusu. Tabii bu 35-40 belki de 50 yıl sonra belki de biz görmeyeceğiz bile ama dünya buraya doğru gidiyor diyelim. Bu haberle birlikte spor gelişmelerinde sonuna gelmiş olduk. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.